Sabahları bir türlü yataktan kalkamıyor, gün içinde de yorgun ve uykusuz hissediyorsanız bilin ki sevgili izleyenler şu sıralar bahar yorgunluğu yaşıyorsunuz ki mevsim geçişlerinde de olabilecek rahatsızlıklardan biri diyebiliriz. Peki hepimizin karşı karşıya kaldığı bu durumla ilgili Sevgi Gümüş bakın hangi soruları sordu, ne yapmamız gerektiğini sordu ve alternatif tıp uzmanı Doktor Azem Çobaner de cevapladı. Mevsim geçişlerinin insan üzerindeki etkisi hem ruhsal hem de fiziksel yönden olumsuzluk yaratabiliyor. Sabahları uyanmakta güçlük çekiyorsanız ve gün boyu kendinizi yorgun hissediyorsanız bahar yorgunluğu yaşıyorsunuz anlamına geliyor bu. Bahar mevsiminde havadaki elektrik yükü artıyor. Bu yük havada bulunan pozitif ve negatif yüklü iyonlar aracılığıyla taşınıyor. İşte bu taşıma dengesi bozuklukları iklim değişikliği dönemlerinde sıkça yaşanıyor. Bu da insanlarda yorgunluk belirtilerine hatta ruhsal sıkıntılara yol açıyor. Bahar yorgunluğu evet pek çok insanın daha ciddice yaşadığı bir sorun. Bunun altında yatan bazı nedenler var. Bir tanesi baharda nem oranının artması vücudu olumsuz yönde etkiliyor. Bahar aylarında alerjen maddeler artınca bu normal kişilerde immün sistemi yoran bir olaydır. Bahar yorgunluğundan kurtulmanın en önemli kuralı ise yediğimiz besinlere dikkat etmek. Demir eksikliğine karşı bol et tüketimi ve kuru yemişler vitamin takviyesi için önemli. Tabii düzenli bir uyku ve yaşama hep olumlu yönden bakmakta, bahar yorgunluğunu yaşamamakta etkili. Beslenmeyle destek alabilir, ne yapabilir? Vitamin, mineral ağırlıklı ve çok ağır olmayan gıdalara yönelebilir. Aşırı yemememesi lazım. Yine bu aylar detoks için çok uygun aylardır. Aşırı yorucu olmayan fiziksel hareketler yapabilir. İşte ağır koşu yerine normal tempoda yürüyüşler yapabilir. Onun dışında çok böyle rutubetli, nemli havalarda dışarı çıkmamak, hava nemini ayarlamak, odada bunu ayarlayabilir bir takım cihazlarla.